Herkese merhabalar arkadaşlar. Soğuk Savaş döneminde Komünist Amerika Birleşik Devletleri bölümümüzün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ora ben bir önceki bölümde Amerika Birleşik Devletleri'ni komünist yaptıktan sonra Meksika ve alt, alt taraftaki küçük devletleri yok etmiştik arkadaşlar. Bu bölümümüzde ise artık Sovyetler Birliği ile karşı ilişkilerimizi geliştirip ittifaklarına katıldı arkadaşlar. Diğer demokratik ülkeleri yok etmeye çalışacağız. Ben size hemen bir önceki bir yorumlarda yazmışsınız. Diğer tarafta neler oluyor diye sormuşsunuz arkadaşlar. Fransa alt tarafta İspanya falan yok ettikten sonra gördüğünüz üzere Batı Almanya ve Doğu Almanya karışmış durumda arkadaşlar. Buradaki devletlerin birçoğu artık savaşlara başladığı için buralarda bayağı bir büyük şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Fransa, Cezayir gibi, Fransa Sultanı gibi birçok devlet daha yayılmayı başlamışlar arkadaşlar diplomasiye şöyle baktığımız anda 765 binlik bir ekonomimiz varken 0.73'lük bir teknoloji puanımız ve 5.398 binlik ise bir nüfusumuz var arkadaşlar. Washington başkentimiz olmaya devam ediyor zaten. Hemen diplomasiyi kapatıyorum ve alt tarafta gördüğünüz üzere burada birkaç daha devlet bırakmıştık ve bunları hemen topraklarıma katıp aynı zamanda ise Sovyetler Birliği ile birlikte ee, diğer ülkelere karşı savaş ilan etmek için iş geliştirmeye başlayacağız arkadaşlar. 25 bin şöyle hemen şuradan askerlerimi topluyorum. Bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizler için serilerimi devam ettirmeye çalışıyorum gördüğünüz Hemen savaşın ilan edeceğim. E, ee, Filipinleri falan vasallarımı savaşa çağırmaya gerek duymadığım için direkt olarak topraklarıma katıp buraya hemen birleştirip bitireceğim abi. Ve sınırda bir de Panama devleti var gördüğünüz üzere ve Panama'ya da savaşına diyeceğim. İnşallah koalisyon gibi bir şey yemem. Koalisyon yenersen bu arada çok sıkıntıya düşeceğim. Açıklama kısmında bu senaryo linki ve e, yorumlar kısmında senaryo linki bu arada var arkadaşlar bilginiz olsun. Oradan gidip indirip oynayabilirsiniz zaten sitemizde. Oynadıktan sonra hemen paylaşıyoruz oradan bakabilirsiniz zaten. 7476'lık son askeri nüfusumu da buraya kattıktan sonra... Evet Gel abi sen de şuraya birleş. Şimdi arkadaşlar 7430 hemen şuraya askerlerimi çekeceğim. 12.779 sen de buraya geç kardeşim. Buraya hemen bir asimilasyon yapacağız. Ve daha sonrasında Sovyetler Birliği ile ilişkimizi iki katına çıkarmaya çalışacağız. Şuraları hemen asimilasyon bir yoluyla bitireceğim. Zaten diğer devletler, e, diğer eyaletlerim hastalıktan dolayı sıkıntıya düştüğü için oraları hemen asimilasyon yapmaya gerek yok. Şuraları da katıyorum Panama'nın topraklarında ve daha sonrasında buradaki asimilasyonlarımızı hızlı bir şekilde bitirelim. Şöyle gel abi sen de gel. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar diplomasi puanımın gelmesini bekleyeceğim. Diplomasi puanım geldikten sonra hemen Sovyetler Birliği'ne böyle bir tıklayacağım. Bakacağım Sovyetler Birliği ilişkim nasıl abi? 16. Yalnız ittifaklarına katılmam için bu adamların savaşının bitmesi lazım. Onun için savaşının bitmesini beklemeyip aslında ülkemizin durumunu iki katına çıkardıktan sonra direkt olarak ben de mesela şu an bu abimiz İtalya ile savaşıyor. Ben de gidip İtalya'ya karşı bir savaşı ilan Çünkü İtalya zaten Lugia e, Lugia adında bir kişiyle yönetildikten sonra ittifaklara katılmışlar yönetildi. Bu da NATO'ya mensup çalışıyor. Aslında abi ben bir Kanada'dan başlayayım. Bak ülkenin ekonomisini 1 milyon yapayım öncelik olarak. Şöyle bakın 793 bin ya. Ülkenin ekonomisi bir 1 milyon yapalım. Daha bakın burada Küba gibi devletler falan var. Küba'yı da falan topraklarımıza katacağız zaten. 520 bin, 560 bin. Ekonomi paramız hızlı bir şekilde artarken bu arada ben size küçük ufak duyular yapmak istiyorum arkadaşlar. Yakın zamanda 2023 senaryosunun yapımına başladık bu arada. O 2023 senaryosunu da yakın zamanda sizlere duyuracağım arkadaşlar. Onu da zaten indirip oynayacaksınız zaten yine aynı şekilde. Mobil için de çıkartacağız bu arada. Bilginiz olsun diyorum. 1953 yılında güzel bir şekilde savaşlarımıza ve ekonomimizi geliştirmeye devam ederken 793 binlik bir e, ekonomimizin olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şuradan hemen devam et. Durdur dur abi. Yine beni ne savaşına çağırdınız? Ben şu an savaşa falan dahil değilim. Güzel. Ben vasallarım kaç tane? üç tane vasalım var. Japonya, Filipinler ve Güney Kore olarak üç tane vasalımın olduğunu görüyorum. E, beni yine savaşlara çağıracaklar. Ben gelmiyorum abi. Siz ne yaparsanız yapın. Geri çevir. Tamam hemen 793 bin 800 bin oldu mu? Şöyle bakacağım 805 bin olmuş. 1 milyon ekonomi bize yeter artar bile Kanada'ya çünkü yok etmemiz lazım. Evet birisi vasallıktan ayrıldı bağımsızlık bilgisi. Güzel abi gidersen git ben zaten vasallarla uğraşamam ki Amerika olarak dünyanın içinden geçmek için tek başıma da yeteriz arkadaşlar. Amerikan Birliği bu arada güzel bir isim Ben hoşuma gitti yani NATO Birliği gibi bir isim garip bir isim oldu ama güzel. Evet Japonya'da bağımsızlık bildirgesi yayınladı az önce. Şu an tek bir tane Filipinler devleti kaldı. Filipinler daha sonra yapar zaten. 8-38 binlik günlük ekonomimiz olmuş arkadaşlar. Gayet güzel bir seviyeye gelmişiz bence. Küba hemen topraklarımıza kattıktan sonra 38 bin aslında. Bunu topraklarımızı bence katmaya gerek yok. Bu zaten yıkık bir seviyede abi. 58 Şu adamı Kolombiya alabiliriz aslında. Kolombiya devletini yıkabiliriz arkadaşlar. Hemen Panama City'ye karşı askerlerimi çekeceğim. Bu arada bundan sonra yapmamı istediğiniz seri varsa yazabilirsiniz. Eğer yazmazsanız zaten ben 1440 yılında Birleşik İngiltere Krallığı oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Onu da kaçırmamış olursunuz. Zaten her gün 14.00'da video atmaya çalışıyorum. En yakın zamanda zaten işlemcimi de sipariş ettim. Perşembe veya çarşamba günler artık yeni yeni oyunlara başlarız diye düşünüyorum. Umarım o zamana kadar gelir zaten. 20.000-1695 20 tane hepinizi buraya çekiyorum bakalım. Hepiniz gelin abi. Kolon bu neydi abi? Bu devletin ismini unuttum. Şöyle bir devlete bir daha bakalım. Ekonomimizi tek istediğim arkadaşlar tek istediğim şu an yani devletimizin hayali şu an bence 1 milyon ekonomi. 1 milyon ekonomiye gelirsek bizim için kar kardır diyeceğim abi. Evet askerlerimizi hemen çekiyorum buraya. Şuradaki savunma bonusunu arttırmak için şuraya bir dahadan bir ikmal kampı kuracağım ve kale kuracağım abi. Kaleyi falan kurduktan sonra şöyle asimilasyonlara bakalım. Şunlara asimilasyon yapalım. Ee, Sovyetler Birliği ilişki geliştirmeye devam edeceğim. 51. Bekleyin lan 1 milyon ekonomide size yardım edeceğim diyecektim ve burada bir Peru devleti savaş ilan etti. Aslında ben bunların ikisini yıkabilirim ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum ama yıkabilirim bence ya. Evet güzel. Abi bak buraya bilerek yapıyorsunuz değil mi? Şurada hemen yok et tamam. Hemen savaşı ilan edeceğim. Hiç beklemiyorum arkadaşlar. Şuradan hemen yatırımları biraz daha açalım. 28 bin. Güzel. 28 bin bence bize yeterli artar bile günlük gelir olarak. Zarar. Şöyle hemen şu Peru'yu topraklarımda katacağım ve daha sonrasında 13.000, 6.000 e, Peru'dan da başlayacağım bu arada. Oğlum ben buraları topluyorum lan. Çok güzel lan buralar. E, Soğuk Savaş dönemi gerçekten hoşuma giden bir seri. Bu arada istediğiniz başka Soğuk Savaş'ta yapmamı istediğiniz bir ülke varsa yazabilirsiniz. Onun dışında ben dediğim gibi 1440 yılında İngiltere ve ya Bizans ya da Almanya'nın tüm şekillendirebilir medeniyetlerini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Mesela Alman İmparatorluğu, Kayseri falan biliyorsunuz onları hep canlandırmıştık hani o 4'te falan. Onları yapmaya çalışacağım. Bilginiz olsun diyorum. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz kesinlikle olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizlerle birlikte serilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz gördüğünüz üzere. 891 bin paramız hızlı bir şekilde hazırlanırken ben Şuradaki Kolombiya devletine karşı bir hemen hızlı bir şekilde toprak yutma politikasını hemen arttırıp güzel bir şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Peru'yu da Peru'yla birlikte yok ettik ya. Kolombiya'nın hayali bence bu değildi. Tamam, talepleri gönder. Güzel bir şekilde topraklarımıza kattık. Bu arada 6000 aboneye doğru yavaş yavaş gidiyoruz diyecektim. Aa, event var. Avusturya, SSB Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa Avusturya'dan çekiliyor. Biz de çekilelim mi? Olmaz kardeşim. Olmaz. Avusturya'dan nasıl çekiliyorsunuz lan? Amerika. Aa ben burada varım lan. Vallahi görmedim. Şuraya askerler bastı. Burada bir sıkıntı falan yutmasınlar bizi. Ben buradan çekilmiyorum kardeşim. Hayırdır. Arkadaşlar bakın ben çekilmedim ya. Bak benim burada askerlerim kaldı. Avusturya yeniden şekillendi fark ettiyseniz. Yani bu senaryo hoşuma gitti lan. Ya yapan kişi bu arada ben değilim. Mehmet adında birisi. Ona da buradan teşekkür ediyorum. her video izliyorsa. Ya... Ee, sen forum sistemimizi araştırırken gördüm senaryo yapmış paylaşmış ben de hemen oynayayım dedim abi beğendim hoşuma gitti yalnız evlatların olduğunu kesinlik olarak bilmiyordum arkadaşlar Mehmet'e de buradan teşekkür ediyoruz bu arada siz de senaryolar yapıp eğer güzelse arkadaşlar gerçekten uğraştıysanız ben de hemen deniyorum bu arada oynuyorum güzelse ben de videosunu çekiyorum bilginiz olsun diyorum Sistemimize gelip paylaşabilirsiniz eğer senaryonuz 10 megabaytın altındaysa e, sitemize yükleyebilirsiniz. Yani forum sitemize değil de ben zaten linkini açıklama kısmına eklerim onu da. Oradan bakarsınız. Şimdi Peru'ya karşı savaş ilan etsek mi etmesek mi diye bir bakacağım. Asker nüfusum yetiyor mu? Yetmiyor abi yetmiyor. Hemen bir asker çekmemiz lazım. Şuradan Guatemala City'den bayağı asker çıktığını farkındayım ve hemen buralardan askerler basacağım. Biliyorsunuz burayı ben bir on... Ön... Abi bir event geldi ya. Görmedim emotu kusura bakmayın. Neyse siz orada o sırada video durdurup bakarsınız arkadaşlar. Ben göremedim kusura bakmayın ya. Yani emotun geleceğini zannetmiyordum ama emot geldi. Yani yapacak bir şey yok. Hemen askerlerimi çekeceğim. Bu arada diğer devletlerim sanki ben onların gözünde bir hiçmişim gibi bana karşı savaş falan hiçbir şey yapmıyorlar be. Eee ekonomim 1 milyon oldu mu acaba ya? 941 bin. Sanırsam Peru'yu aldıktan sonra artık olur. Eee Sovyetler Birliği aram nasıl olur? Sovyetler Birliği'ne bir bakacağım. Gel bakalım kardeşim. Sovyetler ve ilişki geliştir. Ee, şöyle bir tur geç. Gel abi ilişkiyi geliştir. Güzel. Şimdi bu arada o Sovyetler Birliği'nin devlet yönetmeni Bulgaristan'ın şeyine benziyor. Adamına benziyor ya. Hemen Peru'ya savaş ilan edeceğim. Perucuğum görüşmek üzere diyelim. Ben seni yok edeceğim abicim. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'ni çok seviyorum abi. Amerika, Güney Amerika kıtasını falan güzel bir şekilde toplarken Buradan da herkese aşağı, aşağıdan istediğiniz yorumlarda istediğiniz görüşlerinizi falan yazmayı kesinlikle olarak unutmayınız yorum arkadaşlar. Hemen Peru'dan savaşlarımıza başlayacağız ve güzel bir şekilde ilerlerken aslında güzel ilerledik be kardeşim baya güzel. Amerika'dan korkun oğlum. Amerika'yı bu arada seviyorum ya. Amerika çok güzel bir devlet. tabi ee, tabii günümüz olaylar hariç Türkiye'ye yaptırımlar yapıyorlar arkadaşlar. Baya yaptırım yedik bu sıralar. Evde televizyon izliyorum bir bakıyorum yaptırmıyormuşuz. Ne oluyor kardeşim bu ne ya? Bir heyecan falan basıyor adamlara. Canı sıkıldıkça yatı yaptırım yapıyorlar ülkeye. Evet şimdi güzel bir şekilde hemen topraklarımıza birleştirirken ve daha sonrasında arkadaşlar şöyle hemen Perucum abi savaş üstüne savaşa giriyoruz devleti falan geliştirmedik daha Evet beni nereye attın kardeşim bir dur şuraya gel abi Bak 119, barış müzakereleri yapacağım ee, şöyle hemen artık fazla toprak almıyorum gel. Çünkü devletin artık ekonomisini falan üst seviyeye getirmiş durumdayım. Şuralar hemen askerleri çek. Ee, gel abi sen de buraya. 28.931'lik askeri burada bırakıp gideceğim arkadaşlar. Hemen Kanada sınırlarına yerleşeceğim ve savaşlarıma başlayacağım. Biliyorsunuz ki Guatemala taraflarında da benim Birleşik Krallık tarafında orada topraklar vardı bakın. Bu adam buradan bana çıkarma yapma ihtimali biraz fazla olduğu için şurayı şöyle bir kuşatalım öncelik olarak. Artık Sovyetler Birliği'ne yardım etmenin zamanı geldi diyorum. Çünkü Sovyetler Birliği gittikçe zayıflamaya başladı ve ben komünist olarak yardım etmem gerekiyor arkadaşlar. Öncelik olarak Kanada'dan başlayalım abi. Kanada'yı bir yok edelim. Şimdi buralarda hızlı bir şekilde askerler falan basacağım. Askerlerimizi basalım abi güzel bir şekilde. Sanki şöyle bir hepsini şöyle seçip birden bir asker bassak ne güzel olur ya. Ee, şöyle bas abi. Amerikan Union isme bak kardeşim. 11.35 şuradan gel. 36 36 yalnız buraların hiç asker çıkmıyor ki kardeşim bu ne ya Bu arada şöyle bakacağım Avusturya sen ittifak Aa Avusturya itfaiye falan üye değil Hazır kurulmuşken yıksak mı arkadaşlar e Ne diyorsunuz bence yıkalım ya komünist olarak bu devleti bir yok yıkalım abi Savaş ihanet 18000 Sen neye yönetiliyorsun Demokrasi yönetiliyorsun gayet güzel hoşuma gitti Asker alalım. Ben burada asker oldu. askerim olduğunu kesinlik olarak bilmiyorum. Event gelene kadar yani burada topraklarımı yutsalar farkına bile varmayacağım arkadaşlar. Avusturya'yı kurdular. Avusturya'yı hemen yok ederim. Ah be Hitler abim demişti. Evet. Daha sonrasında arkadaşlar bakın burada bir tek daha ittifaklara çalışmayan bir devlet daha görüyorsunuz. O 52 binlik bir ekonomisi var. Hemen onu da gel abi sınırlara yerleştir. Amerika'yı alıp yani sırf Amerika'yı alıp arkadaşlar diğer devletleri tokatlamak için kullanabilirsiniz. Ben artık şu şu devleti de alıp artık e, demokratik ülkelere karşı savaş ilan etmeye başlasak mı bilmiyorum ama şöyle 17 mi? Kolison yemezsem çok iyi bari. Kolison yiyeceğim ama. 6747. Oğlum İsviçre beni savundu mu az önce? İsviçre neydi lan bu? Aynen İsviçre beni savundu. E, hemen asker çek şuraya. Evet arkadaşlar İsviçre bayağı bizi zorluyor şu an depoyu zorluyor ama biz bu adamı yok ederiz bence ne diyorsunuz? Ee, 1806 kardeşim sen de şuraya geç Bak kardeşim Amerika ile dans ediyorsun şu an bence yapmamalısın Adam Amerika ile oynuyor ya Tamam 1833 hemen şuraya asker at ee, Şuradan bir asker getir asker al abi Hemen Avusturya ile de barışımız yapalım bu arada. Çünkü buraya falan İsviçre falan gelirse sıkıntıya falan düşmeyelim arkadaşlar. Evet hemen gel abi. Ya bu oyunun bu oyuna bayılıyorum ya. İstediğimiz senaryoyu yapıp oynayabiliyorum. Yani mesela HOI4'te böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani yapan kişi modcu mod, yapıyor. Onun dışında yapan başka insan yok. Ee, şurada hemen İsviçre'yi de topraklarıma katıp tamam İtalya'ya karşı bir toprak kesinliği de yapmış oldum arkadaşlar ve Fransa'nın rengi bu arada benim sindirime gittiği için. Şöyle Fransa'yı şöyle bir Pembe yapalım arkadaşlar. Fransa'ya bu yakışır çünkü. Tamam. Oy Fransa'ya gönderme. Tamam. Hemen şuradan topraklarla birleştir. Asimilasyonları da yaptık arkadaşlar. Şurada Hollanda falan buralar baya karışmış durumdalar. Sovyetler Birliği'ne şöyle tıklıyorum ve %97'lik bir ilişkimiz var. İttifa teklif et desem e, şu an çünkü savaşta olduğumuz için gelemiyoruz ama ben artık var ya ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Ya kanadaları başlarım Kanada'sına abi. Ben savaşımı başlatıyorum abi. Şuralardan hemen askerimi basıyorum. E, hatta o sırada videoyu bir keselim abi. Evet arkadaşlar askerlerimizi basmayı başardım. Gördüğünüz üzere bir sürü askerler falan bastım. O sırada siz sıkılmayın tabii ki diye. Videoyu o sırada kestim arkadaşlar farkında olun diye. Yani hile falan yapmadım bu arada. Hepsini güzel bir şekilde bastım teker teker. Şimdi artık ittifak devletler yani demokratik ülkelere karşı bir savaş eden zamanı geldi diyorum. Sovyetler birlikte birlikte birleşip bu ülkeleri hepsini yok edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere karşımıza bir sürü devlet alıyoruz ama bence bunun için değer hatta ama ondan önce şuraya bir bakacağım. Şurada da asker basayım da Burada da bizi yutmaya çalışmasınlar. E, hatta ben buraya bir tane devlet kurayım abi. Vasal serbest bırakacağım abi öncelik olarak. Medeniye seçelim e, ya da direkt olarak şöyle bir şurayı başkent ayarla. Vasal abi. şöyle seç abi şuraları. Şu, burada arkadaşlar sıkıntıya düşmek istemiyorum açıkçası. Çünkü ben buralarda beni yutmaya çalışırlarsa bittiğimizin resmidir. Hemen buraya bir e, Avusturya adında bir devlet seçeceğim. Avusturya Macaristan Avusturya açıktır. Kur abi bunu. Vasalı serbest bırak yapacağım. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz üzere buraya bir tane, bir tane devlet kurmaya başardık. Özgürlük arzusu sıfır ve demokrasi yönetiliyor. Yani komünist ülkenin şeyi de yavrusu da demokrasi yönetilmesi bence çok saçma ama. Hadi bakalım abi. Savaşımı ilan edeceğim. Kesinlikle olarak vasalımı bu savaşa çağırmıyorum. Çünkü eğer çağırırsam bir ihtimal onu yok ederler aralarında falan parçalarlar. O yüzden abicim hemen güzel bir şekilde birleştir. kapitalizmi bıraktık. Komünist olduk. Hadi bakalım abi. Kanada'ya falan savaş ilan ediyoruz. Donald Trump bu videoyu izliyormuş beni banlıyormuş YouTube'dan. Ne gülerim lan. Şöyle toplan abi. 2129 e, sen buraya git. Demokratik ülkeleri karşı savaşımızı ilan ederken arkadaşlar ama şu askerlerimi ilerleteceğim. Ve ondan sonra serimizi burada noktalayacağım. Çünkü bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyeceğim arkadaşlar. Şuradan hemen askerlerimi iletirken. Bak abi. Sinek geziyor lan evde. 2729 sen buraya geç sen de buraya. Evet e, güzel bir şekilde alırken arkadaşlar şöyle hemen alalım topraklarımıza katalım. Hatta o sırada şu oyunda bir kaydedelim de sıkıntı yaşamayalım. Güzel abi güzel gayet güzel. Şuna baksanız abi. Damaklı ülkelerin canı cehennemi şuna bakın. Hepsini topluyorum. Ya tabi koltuvardan bahsediyorum bu arada. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın aşağıdan videoyu beğenip henüz abone değilseniz abone olmayı kesinlikle olarak unutmayınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artık demokratik ülke, ülkelere karşı savaşı başlatmış durumdayız ve şöyle baktığım anda ee, gördüğünüz üzere hepsiyle savaştayım arkadaşlar ve Sovyetler Birliği ile birlikte ben de artık burada bu listede yer alıyorum fark ettiyseniz. Yalnız ittifak olmadığımız için şu an ittifaklığımızı birleştirmemiz lazım. Yoksa bunları hepsini aynı anda yıkamayız maalesef. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.